Misafirimizi ve değerli heyetini ülkemizde ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı aziz kardeşim Doktor Hasan Ruhani ile birlikte başkanlık ettiğimiz yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısını bitirmiş bulunuyoruz. Gerek ikili görüşme esnasında, gerekse heyetler arası görüşmede, aynı zamanda bakanlarımızın birbirleriyle yapmış oldukları ikili görüşmelerin değerlendirildiği bu heyetler arası toplantı gerçekten verimli bir toplantı oldu ve bu vesileyle bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Cumhurbaşkanı arasında imzalanan biliyorsunuz 10 ayrı sözleşme oldu, anlaşma oldu. Bunların da iki ülke için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tabii kurulan mekanizmanın ilk toplantısı bugünkü toplantı olmuş oluyor. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Türkiye ve İran bu bölgenin en köklü iki devleti. Aramızdaki dostane ilişkilerin kökeni birçok ülkenin tarihinden daha uzak bir geçmişe uzanıyor ki yaklaşık 400 yıla yakın bir tarihe sahip. Ortak kültürel değerlerimiz var. Halklarımızı birbirine yakınlaştıran zengin bir hazineye de sahibiz. Dolayısıyla ülkelerimiz arasında çok boyutlu ilişkilerin bugüne kadar var olması, bundan sonra bunların artarak devamı en büyük talebimizdir. Tabii birçok alanda değişik görüşmelerimiz oldu. Hemen hemen her bakanımızı karşılıklı olan ilgilendiren konularda görüşmeler yapıldı. Bilhassa Sayın Cumhurbaşkanı Ruhani'nin seçilmesinden bu yana İran'la olan ilişkilerimiz daha da mesafe aldı, daha da yoğunluk kazandı. Bugün tabii bu toplantıda özellikle yüksek düzeyli işbirliği konseyi mekanizmasının kurulması ve bunun yanında tercihli ticaret anlaşmasıyla ilgili olarak da yarın yazılı olarak alınacak olan belgeyle birlikte bunu da bizler meclis kapanmadan meclisten geçirmek suretiyle tercihli ticaret anlaşmasının içeriği noktasında bu süreci çok daha farklı bir şekilde hızlandırmak istiyoruz. Bu sabah Cumhurbaşkanlığındaki temaslarının ardından Sayın Cumhurbaşkanı Ruhani ile bildiğiniz gibi bir öğle yemeği yedik ve yemeğin ardından görüş alışverişimizi ikili olarak devam ettirdik. Bu görüşmelere Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin gündeminin yanında bölgesel konuları ilave ettik. Gerek Suriye'de, gerek Irak'ta, gerek Mısır'daki bütün bu gelişmeleri değerlendirme fırsatımız oldu. Tabii dışişleri bakanlarımız biliyorsunuz bu konseyin sekreteryasını yürütüyorlar ve bu sekreteryanın yanında kalkınma, ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, haberleşme, sanayi, içişleri, kültür ve turizm alanlarında sorumlu olan bakanlarımız bu toplantıya katıldılar ve muhataplarıyla da görüşmeleri yaptılar. Türkiye ve İran arasındaki ticaret rakamlarına göreve geldiğimiz günden 2012 itibariyle baktığımızda 10 kat arttığını görüyoruz. 2012 yılına kadar böyle bir geliş, 2012 yılının sonunda küsuratları söylemiyorum, 22 milyar dolara ulaştı. Tabii bir hedef belirlemiştik İran seyahatimde. O da 2015 sonu itibariyle 30 milyar dolara ulaşmak. Malum 2013 yılında bu 14,5 milyar dolara düştü. Bu da yaptırımlar nedeniyle. Şimdi bunun yeniden toparlanması için bir gayretin içerisine özellikle bu yüksek düzeyli stratejik konseyle girmemiz, tercihli ticaret anlaşmasıyla girmemizin gereğini aramızda paylaşmış bulunuyoruz. Ve bu olumsuz gidişatı durdurmak ve 30 milyar dolar hedefini de
yakalamak taraflarca zaten benimsenmiş bir siyasi iradedir. İş adamlarımızı İran'da iş yapma noktasında ilgili ve istekliler yarın nitekim Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde de toplantı yapılacak. Temenni ediyorum ki bu toplantıda yeni bir sıçramanın, yeni bir adımın ilk adımı olur. Bu konuda da iş adamlarımızın burada çok daha duyarlı olacaklarına inanıyorum. Ve konuyla ilgili olarak gerek kültür ve turizm noktasında frekansların artırılması, noktaların çoğaltılması konusundaki görüşmelerimizi yaptık. Karayolu taşımacılığında görüşmeler olacak. Aynı şekilde yine doğalgazla ilgili olarak ilgili bakanlarımız görüşmelerini aralarında yapıp bu konuda neler yapabileceğiz, ne gibi adımlar atacağız, bunları da aramızda görüşme, konuşma fırsatını bulduk. İran'ın tabii özellikle bunların hallolması noktasındaki iradesi gerçekten karşılıklı irade olarak çok çok önem kazanıyor. Ve burada karşılıklı bir dayanışmayla süreci hızlandırırsak inanıyorum ki 2014 ve 2015 çok daha farklı olacaktır. Aşılmaması için bu engellerin hiçbir sebep yok. Ben burada Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin kurulması ve bu ilk toplantının başarıyla sonuçlandırılmasına olan katkılarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanı, değerli kardeşim Ruhani'ye ve heyetine çok çok teşekkür ediyorum ve böylece sözü kendilerine bırakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Az Cenab-ı Ağa-yı Nuhus Vezir. Sayın Başbakan. Vuzaray-ı Muhterem. Saygıdeğer bakanlar. Sipasgüzarım. Hem bu hatere. Teşekkür ederim. Hem mehman nevazi های بسیار گرم و هم به خاطر اینکه دو کشور در مسیر جدیدی گام گذاشتند و تصمیم گرفتند به توسعه روابط دو جانبه ای ikili ilişkileri artırsınlar ve bölgesel ve uluslararası işbirliklerini artırma doğrultusunda karar vermişlerdir. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısının ilk toplantısını bugün iki ülke arasında yaptık. Çok dostane bir ortamda, samimi bir ortamda yaptık biz bunu. Her iki taraf düşüncelerini, kendi düşüncelerini beyan ettiler. Gündemde olan konuları gerekli olan bakanlar kendi düşüncelerini aktardılar. Sabahtan beri şimdiye kadar aslında dört tane önemli toplantıda konularımızı birbirimize aktardık, düşüncelerimizi aktardık. Sabah ilk başta bir ikili toplantı yaptık Sayın Cumhurbaşkanı'yla ve daha sonra ortak bir toplantı bakanların ve sorumluların iki ülkenin katılımıyla daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan'la yine çok geniş ikili ilişkileri geniş bir şekilde ele aldık ve neredeyse bütün ikili sorunları gözden geçirdik. İki ülke ilişkilerinde ilerlemesi gereken konular, ekonomik konular, siyasi konular, kültürel konular. Ve ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda ve en sonunda da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı oldu ki, yapıldı ki neredeyse birkaç dakika önce bitirdik biz bunu. Ve Sayın Başbakan ve saygıdeğer bakanlar ve ben ve benim beraberimdekiler bu toplantıda gündemde olan sorunları gözden geçirdik ve tartışma yaptık o konularda. Amacımız şudur, iki ülke kararlıdırlar. İki stratejik ortak olarak bu bölgede, iki güçlü ülke olarak ekonomik hedefler, ticari yatırım
yatırımlar konusunda, özel sektörlerin yatırımları konusunda, kültürel konularda, bilimsel konularda, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda meşveretlerine, müşavirelerine devam etsinler. Ayrıca ikili işbirlikleriyle ilgili çeşitli alanlarda devam etsinler. Biz bugün karar verdik ki ilişki kapasitemizi enerji alanında, gaz veya petrol veya elektrik alanında geliştirmeye karar verdik. Tabii ki bazı pürüzler, sorunlar vardır bu alanlarda ki iki ülkenin enerji bakanları, petrol bakanları oturup görüşmeleri lazım. Ulaştırma konusunda kara, hava veya raylı sistemle ilgili geliştirmeye karar verdik ilişkilerimizi. Sayın Başbakan'la karar verdik. İki ülkenin demir yollarını birbirine bağlayalım diye. Biz ki bu şekilde İran'ın güney kısmı ve serbest sularını Körfez, Fars Körfezi'ne, Oman Denizi'ni, Karadeniz'e ve Akdeniz'e bağlayalım. Biz karar verdik, yatırım konusunda gerekli kolaylıkları her iki ülke yatırımcılara ve müteşebbislere yapsınlar. Bankacılık alanında gelecek haftalar içerisinde toplantılar yapılsın, bankacılık konusundaki işbirliği artırmak için ve ticaretimiz için kolaylıklarla yapılsın. Ayrıca turizmle ilgili yatırımlar ve iki ülkenin yapması gereken işbirlikleri konusunda da yine karar verdik. İkili ilişkiler dışında biz bölgesel ve uluslararası konularla ilgili de yine görüş yaptık. Her iki tarafın da amaçları aslında ortaktır. Birçok konularda aynı şekilde düşünüyoruz. Çok yakın olan düşüncelerimiz olan konularda ilişkilerimizi daha artırmaya karar verdik. Bu mesela Irak ülkeleri, Irak, Suriye veya Kuzey Afrika ile ilgili ülkelerde ve ayrıca yine bölgesel konularla ilgili olan konuları ki görüşmemiz gereken konularla ilgili uluslararası konularda nükleer konusunda bizim düşüncelerimiz hep ortaktır. Bunu gözden geçirdik. Türkiye her zaman bizimle bu konuda işbirliği yapmıştır. Hem 5+1 müzakerelerinde hem de bütün ülkelerin barışçıl nükleer teknoloji isteyen bütün ülkelerin hakkını vermek konusunda ve bizim ayrıca bölgenin tamamıyla nükleer silah ve kitle imha silahlarından arındırılması konusunda aynı düşünüyorlar. Uluslararası konularda ortak düşüncelerimiz vardı, özellikle aşırıcılıkla mücadele ve terörizmle ve şiddetle mücadele konusunda aynı düşünüyoruz. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısında da bu konulara vurgu yaptık ve iki ülkenin işbirliğini bu konuda her iki ülkede ortak düşünceleri vardı. Ben şunu düşünüyorum. Bu bir başlangıçtır. İki ülkenin ilişkilerinde bir dönüm noktasıdır. Biz inşallah iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesini göreceğiz. İki ülkenin amacı ticari ekonomi ilişkilerini 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarmayı düşünüyorlar. İradeleri bu doğrultuda. Bu da bugün aldığımız kararlarla ve alacağımız kararlarla inşallah gelecek yıl yerine getirilecektir bu irade. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Konuk Cumhurbaşkanı Sayın Ruhani'ye ve Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyoruz açıklamalarından dolayı. Şimdi soru cevap faslına geçiyoruz. İran basınından 2, Türk basınından 2 olmak üzere toplam 4 soru alacağız. Öncelikle konuk gazetecilerden başlamak istiyoruz.
Mecit Ahvan Bey, İran Devlet Televizyonu'ndan. Ağay, Sayın Mecit Ahvan, İran tarafından soracaklar. Ben Ahvan'ım, İran Radyo Televizyonu'ndan Türkiye'deki. İki ülkenin ilişki hacmi 2015'in sonuna kadar ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması düşünülüyor. Bu amaca ulaşabilmek için İran İslam Cumhuriyeti hangi alanlarda düşünüyor, çalışacaktır? Ayrıca enerji ve turizmin bu amaçtaki konumu nedir? Ben hamutori ki işaret kerdim. İşaret ettiğim gibi iki ülkenin amacı ekonomik ilişkileri geliştirme doğrultusunda ve belirlediğimiz ilişki hacmini 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarmayı düşünüyoruz. Bugün yaptığımız görüşmelerden sonra herhalde kesinlikle bu amaca ulaşacağız. Bizim iki ülkenin kolaylaştırıcı rolüne ihtiyacımız vardır. Bankacılık alanında, ulaştırma alanında iki ülke arasında, ayrıca yatırımcılardan destek konusunda, özellikle özel sektör yatırımcılarıyla ilgili. Enerji, ayrıca enerji alanında, tabii ki turizm alanında da bazı anlaşmalar, mutabakat saptıkları vardı aramızda. Bu istediğimiz amaca ulaşmaya yardımcı olacaktır bunlar. Biz ikili görüşmede Sayın Başbakan'la, ayrıca yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısında, İran der zemine İran yatırım konusunda hem demir yolları ile ilgili hem limanlar, güney limanlarında yatırımcıları kabul etmeye hazırdır. Türk yatırımcıları burada yatırım yapmaları için hazırdır. Ayrıca turizm alanında bence enerji ve ulaştırma bir bütün olarak, ayrıca bankacılık alanındaki kolaylaştırmalar özel sektör için ortamı hazırlayacaktır. Ve bu yolu bizim önümüze açacaktır ki iki ülke için ilişki kapasitelerini, ticaret ilişki kapasitelerini belirledikleri düzeye getirebilsinler, ulaştırabilsinler. Evet, ikinci soruyu da Ekrem Ehkaki Hanım'dan alıyoruz. İSNA Haber Ajansı'ndan. Merhaba ve kolay gelsin hepinize. Fırsattan istifade, sizin birinci yıl dönümü seçimlerdeki kazandığınızdan birinci yıl dönümünü tebrik ediyorum. Siz Birleşmiş Milletler'de şiddet ve aşırıcılıkla mücadele gününün belirlenmesini önermiştiniz. Birleşmiş Milletler'de çoğunluk oyla istemiştiniz yapılsın. Sizce İran ve Türkiye bölgede önemli ülkeler olarak böyle bir şey için rolleri ne olabilir, böyle bir günün belirlenmesi için? Çok önemlidir iki ülkenin istişareleri, müzakereleri ve daha fazla işbirlikleri iki ülkenin şiddet ve aşırıcılıkla mücadele için, ayrıca terörizmle mücadele için. Bence her iki ülke güçlü ülke olarak bu amaca hem inanıyorlar ve hem kararlıdırlar ve hem işbirliği için hazırdırlar. Çünkü bugün bölgede aşırıcılık ve şiddet bütün ülkelerin zararınadır ve bütün ülkeler geçen yıllarda bu bazı grupları ve terörist grupları ortaya çıkarmak için yardım edenler veya maalesef ses çıkarmayan ülkeler, özellikle batıdaki büyük ülkeler bugün pişmanlar. Bugün de pişman olmasalar yarın pişman olacaklardır. İran ve Türkiye iki komşu ve güçlü ve Müslüman ülke olarak her ikisi de inanıyorlardır ki Rahmani İslam'a inanıyorlar ve her ikisi de inanıyor ki Kur'an tarafından ve Peygamber Efendimiz tarafından bize bir görev olarak ilan edilen rahmet ve rahman bu bize yardım edecektir. Tabii ki bu şekilde
İki ülkenin işbirliği hem şiddet ve aşırıcılıkla mücadele için çok önemli olacaktır. Bu alanda iki ülke Dışişleri Bakanları ve Bakanlıkları büyük rol alabilirler bölgesel konularla ilgili. Çok mutluyuz ki iki Dışişleri Bakanımız geçen senelerde devamlı görüşmeler yaptılar. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konsey toplantısında da hem benim ve hem Sayın Başbakanımız iki Dışişleri Bakanı'na tekit ettiler. Bu konudaki işbirliklerini devam ettirsinler. Çünkü terörizme mücadele bugün bir bütün hepimizin görevidir. Özellikle de bölgemiz için ve iki ülkemiz için bir görevdir. Bir farz ve bir gerekliliktir bu ikimiz için de. Hem güvenlik ve hem istikrar ve bölgenin kalkınması için. Evet, şimdi Türk basınından alacağımız sorulara geçiyoruz. Sadece Türk basını soru sorarken sadece soruyu burada hanımefendinin canlı yayın açısından Farsça'ya tercüme etmesi gerekecek. Onu da hatırlatmış olayım. Murat Bey'den başlayalım. Buyurun. Efendim, benim iki sorum olacak izin verirseniz. Önce Konuk Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Ruhani'ye sormak istiyorum. Türkiye İran'dan doğalgaz alan ülkeler arasında önemli bir yere sahip. Ancak bu doğalgazın fiyatının yüksekliğinden zaman zaman şikayetçi olduğunu biliyoruz çeşitli platformlarda. Bugün yapılan görüşmelerde bu konu şüphesiz gündeme gelmiştir. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısının da ilki gerçekleşti. Bundan sonraki süreçte özellikle doğalgaz fiyatı konusunda İran'ın bir indirime gitmesi söz konusu mu? Bu anlamda sizden olumlu bir adım bekleyelim mi? Size sorun bu. İzin verirseniz Sayın Başbakan, size de bir sorun var efendim. Son günlerde özellikle Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yaşanan olaylar malumunuz. Son olarak bunlarla paralel olarak Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'nda bayrak direğinden Türk bayrağının indirilmesi hadisesi yaşandı. Bu olayları ve akabinde yaşanan bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. با سلام جناب آقای مراد پازاربشی از سی ان ان ترک دو سوال مطرح کردن یک سوال از جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم ایران هست ایشون گفتن که همونطور که میدونید ترکیه در بین کشورهایی که از ایران گاز خریداری میکنن از جایگاه مهمی برخوردار هست آیا در ولی متاسفانه در خصوص قیمت گاز با مشکل مواجه هست آیا در پی نشست شورای عالی همکاری راهبردی امکان تخفیف در قیمت گاز برای ترکیه موجود هست آیا تحولی در قیمت گاز در این زمینه مطرح خواهد بود من بعد یا نه سوال دومشون از جناب آقای اردوغان نخست وزیر ترکیه در رابطه با وقایع لیجه بود و گفتن که مشکلی مبنی بر اینکه پرچم ترکیه در اونجا پایین کشیده شده و در رابطه با تحولات این لیجه از ایشون توضیحاتی خواستم در زمینه گاز هم در سفر آقای نخست وزیر در تهران Tahran'a yaptığı ziyarette beraber konuştuk, müzakereler yaptık ve ayrıca bugün de yine yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısında konuştuk ve ayrıca kararlaştırıldı iki bakan bu gece beraber oturup ve görüşmeleri çok hızlı bir şekilde sonuca varabilmek için devam etsinler görüşmelerine. Biliyorsunuz ki gazın fiyatı bazı çeşitli parametrelere bağlıdır ve kendine özel bir formülü vardır. Bu kadar da kolay değil ki herkes iki ülke gaz fiyatıyla ilgili diğer açılardan haberdar olmaksızın karar versin, gaz davet etsin. Onun için ben size sizin sorunuza cevap olarak evet aynen öyledir. Hem yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinde bu konu gündeme geldi ki görüşüldü. Gelecek gaz fiyatı konusunda nasıl anlaşmaya varalım? Ayrıca bu gece de iki bakanımız, Enerji Bakanı ve İran Petrol Bakanı bu konuda müzakerelerine devam edeceklerdir. Evet, ben Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Şimdi iki bakanımızı görevlendirdik ve çalışacaklar. Bu konuda inşallah temenni ederim ki arzulanan mutabakatı da sağlarlar. Bu mutabakatın sağlanması halinde de bizler o zaman İran'dan ithal ettiğimiz doğalgazı şüphesiz ki daha da artırma fırsatını yakalamış oluruz. Çünkü halkımıza
daha ucuz doğalgazı nasıl veririz? Bunun arayışı içerisindeyiz. Ve doğalgaz çevrim santrallerinden de ürettiğimiz enerjinin daha ucuza üretilmesinin de böylece imkanını yakalamış oluruz. Bu konuda değerli kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı da gerekli talimatı verdi. Ben de bakanıma talimatı verdim. Bu gece çalışacaklar. Temenni ederim ki süratle burada bir neticeye varılır ve böylece bundan sonraki süreç yeni formül üzerinde, yeni tablo üzerinde de devam eder. Diğer konuya gelince 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Diyarbakır'daki bu bayrak indirilmesi konusu, yani bununla ilgili olarak benim söyleyebileceğim herhalde en şiddetli cümle neyse onu siz benden duymuş olun. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanım hemen teftişi başlatmış durumdadır. Tabii oradaki ilgili komutanla alakalı da bunlar teftişin içerisindedir. Bunun çocuk olması bizi ilgilendirmez. Bir çocuk bizim kutsalımız olan bir bayrağı alma maharetini gösteriyorsa bunun bir karşılığı muhakkak ki olacaktır. Bedeli neyse bunun bedelini de onu oraya gönderenler kendisi onlar da ödeyecektir. Çocuktur diye bizim bayrağımızı kutsalımıza bu şekilde saldırmak suretiyle buna sessiz kalmamız mümkün değil. Direğe tırmanıyor. Dikkat edin. Sokakta, çarşıda, pazarda bir bayrağı elinden düşürmüyor. Direğe tırmanıyor ve direkten bayrağımızı indirme cüretinde bulunabiliyor. Ve orada görevli olan askerdi, komutandı. Bu teftişten sonra hepsi bunun bedelini ödeyecektir. Ben bunu özellikle söylüyorum. Ve bir de tabii son günlerde bölgedeki bu gelişmeler hususunda da özellikle halkıma bir çağrıda bulunuyorum. Bütün bu olaylar karşısında bilesiniz ki bu çözümsüzlük sürecini ortadan kaldırmaya yönelik atılan adımlardır. Bu süreci provoke etmeye yönelik adımlardır. Ve çözüm sürecini, bu çözüm sürecine yönelik bu provokasyonlara karşı milletçe dik durmamız lazım. En azından Diyarbakır'da o annelerin ortaya koyduğu tavrı tüm bölge insanının aynı şekilde koymasını hatırlatmak istiyorum. Tokat'taki vatandaşın ortaya koyduğu tavrı aynı şekilde herkesin ortaya koymasını söylüyorum. Kalkıp da yol kesmek bu eşkıya işidir, terörist işidir. Yol kesenler de bundan böyle bedelini onlar da ödeyeceklerdir. Bu konuda ilgili bakanlarıma gerekli talimatlar verilmiştir. Onlar da ilgili olan bütün mercilere gerekli talimatları vermişlerdi. Ülkemizin huzurunu, ülkemizin mutluluğunu kimsenin bozmaya, ortadan kaldırmaya hakkı yoktur. Teşekkür ederim. Evet, dördüncü ve son soruyu da Anadolu Ajansı'ndan Kurbani Bey'den alıyoruz. Efendim benim sorum. Son soruyu. Cenab-ı Ağa Kurbani Geyik az Ajansı Anatoli matrah mikorar. Efendim benim sorum konuk Cumhurbaşkanı Sayın Ruhani'ye olacak. Suriye meselesinde Türkiye ve İran arasında bir görüş ayrılığı olduğu, fikir ayrılıkları olduğu biliniyor. Acaba bu görüşmelerinizde bu fikir ayrılıkları gündeme geldi mi? Geldiyse bir ilerleme sağlanabildi mi? Bir ikinci sorum da Suriye'de yeniden seçilen Beşar Esed'e sizin bir kutlama mesajı gönderdiğinize dair bugün basında haberler yer aldı. Acaba böyle bir kutlama mesajı gönderdiniz mi? Teşekkür ederim. ما میدونیم که در رابطه با مسئله سوریه میان ایران و ترکیه اختلاف نظراتی وجود داره. آیا در چارچوب مذاکراتی که امروز در آنکارا
انجام شد این اختلاف نظرات مطرح شد و آیا در خصوص این اختلاف نظرات در خصوص برطرف کردن این اختلاف نظرات پیشرفتی حاصل شده یا نه از سوی دیگر می‌دونیم که در رابطه با موفقیت بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در سوریه امروز در رسانه‌های ترکیه اینطور منتشر شد که ایران پیام تبریک فرستاده برای بشار اسد آیا این حقیقت داره و به این شکل بوده یا نه ما که من گفتم در بحثام و که هم صبح و هم بعد از ظهر سوریه ما صحبت کردیم راجب کشورهای منطقه هم صحبت کردیم ما نسبت به همه کشورها این جزء اصول راهبردی هر دو کشور ماست که ما تابع آرای مردم هستیم تابع نظرات مردم هستیم همه کشورها در نهایت تصمیم گیرنده نهایی مردم اون کشور خواهند بود ما باید کمک کنیم به حضور مردم به ایجاد دموکراسی در جامعه و بنابراین اون چی که در سوریه واقع شده به اعتماد ما قدم اول برای استقرار صلح و ثبات برداشته شده البته برای این که سوریه به امنیت نهایی برسه و در یک شرایط مناسبی قرار بگیره هنوز زمان پیش رو هست و باید کارهای زیادی انجام بگیره اون چه برای ما مهمه این که در سوریه خونریزی ها متوقف بشه برادرکشی ها متوقف بشه و گروه های تروریستی که امروز در سوریه از کشورهای مختلف اجتماع کردن از سوریه اخراج بشن و آینده سوریه دست مردم خود سوریه باشه اگر راجع به پیام تبریک من بله من تبریک گفتم به آقای بشار اسد در انتخابات سوریه گفتم لطفاً yerimizden kalkmayalım لطفاً از جاتون بلند نشید آقایون لطفاً